Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, muhabbet kuşlarımız için taban malzemesi aldık. Esir açan cipsi. Evet, görmüş olduğunuz gibi doğal çam yongası, kafes taban malzemesi. Ayrıca forluklara falan da koyabiliyoruz bunu. Medium ve large olan boyutlarda var. Ben medium boyutunu aldım. Taban malzemesi için kullanmak istiyorsanız large boyutunu alın. Forluklar için kullanacaksanız eğer medium idealdir arkadaşlar. Yani ben ilk defa alıyorum, ilk defa aldım, denedim. Yani medium taban malzemesine biraz ince geliyor. 2 torba aldık. Torbalar 7,5 kilo. 2 torbamız 15 kilo yaptı. 15 kilo kargo dahil 65 TL. 15 kiloyu kargo dahil 65 TL'ye aldık. Arkadaşlar, esir açan cipsi Facebook'tan aldım. Siparişi Facebook'tan verdim. Açıklamalar kısmına link bırakacağım. Sipariş etmek isteyen arkadaşlar varsa oradan sipariş edebilirler. Fiyat konusu değişkenlik gösterebilir. Fiyat konusunda tam bir bilgim yok. Beni aldığım zaman 65 TL'ydi. 2 torbası 65 TL'ydi. Ama şu an için güncel fiyatını hakkında bilgim yok. Yani birkaç gün oldu alalı. Benden sonra bir zam geleceğini öğrendiydim. Artık fiyatını sorarsınız, kafanıza yatarsa, hesabınıza uyarsa ona göre siz de sipariş verebilirsiniz. Yani videolarda güzel bir görüntü olacak. Bakın, güzel bir görüntü olsun istedim. Yani hem bu yüzden dolayı hem de bakteri açısından, mikrop oluşumunu engellemek açısından böyle taban malzemesi kullanıyoruz. Muhabbet kuşlarımızın önlerinde mama var arkadaşlar. Bugün muhabbet kuşlarımıza mama yaptık. Eşeğimizin bir tanesi dişiyi yuvaya sokmuyor galiba. Bakın, bunların 4 tane yumurtası var. Yani az önce fark ettim dövüştüklerini. Olmadı, bunların yumurtasını kaydıracağız. Yani bunları bilmiyorum, erkek bayağı bir kızgın, dişiyi yuvaya sokmuyor. Bakın arkadaşlar, 4 tane yumurta var. Erkek izin vermiyor dişinin yuvada yatmasına. Bakın, hemen ardından erkek de girdi. Aynen, dişiyi dışarı çıkartıyor. Yani buna bir çözüm bulmam lazım. Yumurtaları belki diğer takımlara kaydırırım. Boş olan yumurtalar vardı diğer takımların altında. Dişimizde tüy dökülmesi var. Yani tüyleri dökülmüş. İlk defa böyle bir olayla karşılaşıyorum. Vitamin falan verdim geçenlerde. Gelvit verdik. Yani şaşırıyorum arkadaşlar. Tüyleri nasıl dökülmüş hayvanın. Arkadaşlar, burada 5 tane yavrumuz var. 4 tane yumurtayı diğer takımların altına kaydırdık. Yavrularımız et parçası daha. 5 tane yavrumuz var. 2 tane yumurta var ama yumurtalar boş. Diğer takımların altından taşıdık buraya. Yani yastık görevi görsün diye taşıdım. Yavruların altında yastık görevi görsün diye taşıdık. Bakın mamadan nasıl yiyor kerakalar. Yavrusu olan takımlara 2 tane mama kabı koydum. Belki doymazlar diye. Çünkü bunlar yavru besliyorlar. Mamaya ihtiyaçları var. Tepe erkeğimiz de var. Mamadan yiyor kerata. Burada jumbo takımlarımız var. Onların bakalım kaç tane yumurtası olmuş. Dişimiz şöyle bir çıksa yuvanın yuva deliği kapanıyor zaten. Şöyle yaptığımızda yuva kapanıyor bakın. Bunun kaç tane? 4 tane yumurtası var. Maşallah diyelim dostlar. Bunlar da mamadan afiyetle yiyorlar keratalar. Geçenlerde Ankara'ya iki takım kuş gönderdik. Bir takım mantolu, bir takım da çift kanat tepeli. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüyü kadar yavrusunu alır inşallah. Arkadaşlar, o dişinin yerine bakın arkadaşlar, şu hasta olan dişimiz var. Tüyleri dökülmüş. Bunun yerine şu dişiyi atmak düşüncem var. Yumurtaları da başka takımın altına kaydıracağım. Bakalım o dişiyi artık dinlendireceğiz. Tedavisini uygulayacağız. Onda bir tüy dökülmesi var. Yani anlamadım tüyleri niye dökülüyor. Ona bir tedavi uygulayacağız. Diğer takımlarımız arkadaşlar, jumboların kapağını, yuvasını kapattık. Çünkü burada 2 tane yumurta vardı. Bir tanesi boştu zaten, diğer de küçük yumurtaydı. Onları aldık altlarından. Dişiyi de böyle yuvaya girmesini engelledik. Bakın şurada bir çiftleşme olacak.
dişimiz suyu kaldırıyor. Yani bunların daha önceki videolarda görüntüsü vardı, şişleşme videosu. İki tane yumurtası var bunların. Onları rahatsız etmeyeceğiz. Buradaki erkeğimiz de geçenlerde çiftleşiyordu. Onun da kısa bir görüntüsünü yakaladık. Altı tane yumurtamız var burada maşallah. Dişimiz kırmızı göz, albino. Erkeğimizde şöyle bir parçalı spaniel. Alt tarafta jumbo tepeli erkeğimiz biraz tüye girmiş. Yani kerata tüye girmiş. Bunların ızgarası yok. Izgarası olmadığı için buraya taban malzemesi koymadık. Sadece bu kafeste yok. Diğerlerinin hepsinde var. Daha doğrusu üretim kafeslerimizin hepsinde ızgara var. Sadece bunda yok. Alt tarafta jumbo tepeli erkeğimiz var. Dişimiz yumurtaya yatıyor arkadaşlar. 6 tane yumurtası var bu keratanın. Rahatsız etmeyelim. Kerata kuluçkaya yatıyor. Yumurtalara yatıyor. Burada değişiklik vardı. Buradaki Japonesleri aldık. Yerine tepeli, mantolu, jumbo tepeli erkek ve Japoneslerin yavrularını koyduk. Yani bunlar da 6-7 aylık civarlarında. Yani şunların yavruları arkadaşlar. Bakalım, şu an için bir gelişme yok. Daha 3-4 gün oldu zaten bunları ekleyelim. Bunları takip ediyoruz. Mama takviyesi yapıyoruz. Rainbow takımlar var burada. Bunların yumurtaları vardı. Boş olan yumurtaları aldık bunların altından. 4 tane Japanese yumurtası var burada. Diğer geri kalanlar da kendi Rainbow yumurtaları. 2, 4, 6, 7 tane yumurta var. Yani bir tanesi dolu. Diğeri de dolu mu artık oluşmamış galiba. Onu bekliyoruz. Japoneslerin yumurtaları dolu. Onları buraya taşıdık. 9 tane yumurtadan yavru çıksa bile hayvan bakamayacağı için 4 tane yumurtayı buraya kaydırdık. Dolu olan yumurtaya. 5 tane yavruya baktım. 5 tane yavrumuz inşallah sağ salim yeme düşer. Onun da videosunu ilerleyen zamanlarda çekeriz. Yeme düştüğü zaman. Evet arkadaşlar, burada bir gelişme yok. Dişimiz yuva hazırlığında. Üst tarafta bahsettik. Yuva kapağını kapattık. Dişimiz yuvanın kapağından ayrılmıyor. Yani birkaç gün böyle yuva kapalı kalacak. Daha sonradan yuvanın kapağını açarız. Birkaç gün bu şekilde deneyeceğiz arkadaşlar. Japonez sarı BF'lerimiz, erkeğimiz yalnız. Bu erkeğin yanına şuradaki sarı BF dişimiz var arkadaşlar. Bu sarı BF dişiyi o yalnız olan erkeğin yanına atacağız. Onun için önce yavruların yeme düşmesi lazım. Yani sarı takım elimizde az olduğu için o sarı DF dişiyi buradaki tek olan erkekle eşleyeceğiz. Yani o zamana kadar erkek yalnız kalsın. Yani 25 gün civarı bir müddeti var. 25 güne kadar bunu tek bıraktık. Bunun yanında sarı DF dişi atacağız. Burada bir tane yumurtamız var. Tek kanat dişimiz var. Diğerde Japonez çift kanat. Umarım çiftleşme olmuştur. Yani genç takımlar çiftleşme olmuştur diye ümit ediyorum. Bakalım ilk yumurta geldikten sonra devamları geliyor zaten. Genelde devamları geliyor. Önemli olan genç takımlarda ilk yumurtayı almak. Genç takımlarda ilk yumurtayı alırsanız yani ikinci kuluçka, üçüncü kuluçka sırasıyla gelir arkadaşlar. Önemli olan ilk yumurtayı almak. Sarı DF takımlarımız var burada, Japones. Bunlarda bir gelişme yok. Bunları bekliyoruz. Mamanın içeriğinde havuç var, dereotu var, bir adet. Bakın şurada bir çiftleşme var arkadaşlar. Yani birkaç gündür video çekiyorum. Video esnesinde hep çiftleşme yakalıyoruz. Yani maşallah arkadaşlar. Neyse onlar çiftleşe dursunlar. Arkadaşlar mamamızın içeriğinde bir adet pancar var. Bir tane havuç var, bir tane siyah havuç var. Dereotu var arkadaşlar. Dereotu koyduk. Kızıştırıcı olarak da keçi boynuzu tozu var. Biraz ondan koydum. Biraz da tarçın koyduk arkadaşlar. Tarçın hem koku için hem de kızıştırıcı için. Keçi boynuzu, tarçın. Bunlar kızıştırma etkilidir arkadaşlar. Doğal olarak bunlardan koyduk. Biraz protein tozu koydum. Bronfret marka protein tozu koyduk. Biraz da probiyotik koydum arkadaşlar. Mamamızın içeriğinde bunlar var. Formas Extra Plus fırınmamız var. Biraz da Versellaga'nın fruit patya mamasından koyduk. İki tane yumurtamız var. Mamamızın içeriği bu arkadaşlar. Yani genelde mama yaptığım zaman içerikleri hakkında sizlere bilgiler veriyorum.
Umarım videolarımızı beğenirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenerek, kanalımıza abone olarak bize destekte bulunabilirsiniz. Arkadaşlar dişimiz yuvanın içerisinde. Bunlar yuva hazırlığında. Şimdilik videomuz bu kadar. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.